bile yaptı. Çocuklar hoş geldiniz dedi. Öndeki o çocuk aynı anda diye ağlayarak annelerine kaçtılar. Peki sizce siz seksi misiniz, sevimli misiniz? Keşke o seksi olsa. O kadar seksi olmak isterdim ki. Enis geldi bir kapıdan. Böyle geldi, yaptı. Yaptım, gitti. 5-10 dakika sonra diğer başka bir kapı açıldı. Yine mi oynadınız? Ben hiç değişmemiş. Yaptım. Bu kapılar aynı odaya mı çıkıyor sizce dedi. Ama ben duruyorum zaten, o kadar belli ki. Merhabalar, bu hafta konuklarımız Balina Oyunu'ndan Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz böyle hep kendimizi alkışlıyoruz. Alamet-i farikanız bu. Aynen, seyirci olmasına gerek yok. Ya, size tabii oyunda izleyen bir sürü, sold out, kapalı kişi oynuyor. İzleyiciniz çok fazla, izleyenler izliyor. İzlemeyenler, belki şu anda yeni duyanlar bile olacaktır Balina diye. Şahane bir oyun, zorlu PSM'de. Ama önce ikinizin dostluğuyla ben başlamak istiyorum. Sonra oyuna geçelim. Siz böyle yıllara yayılan bir arkadaşlığınız var. Hani hep böyle işte Şebnem deyince Enis de akla geliyor. Enis deyince Şebnem de geliyor. Siz ilk nerede nasıl tanıştığınızı hatırlıyor musunuz? Birbirinizi ilk nerede görüp ya bu adam veya işte bu kadın benim dostum olur dediğiniz şeyi. Ben çok anlattım. Şebnem anlatsın. Ya unutmamız mümkün değil. Çünkü gerçekten hani mesela bir filmin içinde bir sahne olarak görseydim, aa ne kadar tatlı düşünülmüş bir sahne derdim bizim tanışmamız için. Çok çok küçüğüz o zaman. Yıl hatırlıyor musun Enes? İşte 98 öyle bir şey yok. Hayır canım. 2000. Sen de aşk olsun. Hayır, bu doğru değil. Yok, 2000, 99-2000 eminim buna. 99-2000, hayır 2000-2001, hayır evet, tamam. Doğru. Teşekkürler. Birbirimizi gerçekten çok iyi çok tanıyoruz. Çok iyi tanıyoruz. Evet, evet. 2001 kod adlı o sene bir tiyatronun görüşmesindeyiz. Ben de o tiyatroya asistan olarak girmişim. Oyunda oynamıyorum. Ama o gün seçmeye, audition'a gireceklerin listesini vermişler bana. Oturuyorum böyle bir odada. Aynen böyle yüksek tabanlı bir yer. Bir sürü de kapı var. Bir tane kapı çaldı. Enis geldi bir kapıdan. Böyle geldi, yaptı. Yaptım, gitti. Sonra bir 5-10 dakika sonra diğer başka bir kapı açıldı. Yine mi oynadınız? Ben hiç değişmemiş. Yaptım. Bu kapılar aynı odaya mı çıkıyor sizce dedi. Ama ben duruyorum zaten, o kadar belli ki bu iki kapının aynı odaya çıktı. Evet aynı kapı, evet aynı oda dedi. Ondan sonra geldi. Hemen konuştuk, ne yapıyorsun? Oyuncu olmak istiyorum. Ben de oyuncu olmak istiyorum. Ben konservatuar, ben de konservatuara gireceğim. Dedim ki bu... Yani seçmeyip bir şekilde kazanacaksın dedim. Sana bunun garanti. Neyin garanti? Sanki tiyatro benim yani. Ben de hani 8. asistanım o tiyatroda. Hani esamem okunmuyor filan. Seni dedim bu tiyatroya aldırıyorum. Çünkü dedim inanılmaz bir enerjim var ve bence seni herkes bayılacak. Sana herkes bayılacak falan. Girdi bir şekilde ve ben onu o tiyatroya soktum. Tabii ki ben sokmadım. Çok yetenekli olduğu için zart diye. Oyunda bir de böyle küçük rolleri arıyorlardı. O iyi bir rolle aldılar onu. İlk tanışmamız o üç kapılı handa oldu. Oldu. Ondan sonra da hiç ayrılmadık diyebilirim. Peki ne zaman dediniz bu benim dostum olur? Yani çünkü hani hayatımızda bir sürü insanla tanışıyoruz. Hani her gün merhabalaşıyoruz, konuşuyoruz. Bu hani bu bir ömür boyu süren bir dostluk olur, yıllara yayılacak bir arkadaşlık olur dedirten neydi? Yani aslında şey, Şebo'nun beni hemen böyle sahiplenip şey, sen çok yeteneklisin, seni çalıştırırım, konservatuara sokalım, tiyatro oku bilmem ne deyip beni böyle evlere kapayıp aslında içeride annesi babası yemek yaparken biz küçücük odada işte Hamlet çalışıyorduk. Ha siz dışarıda da oradan sonra görüşmeye başladınız. Hemen oradan sonra hemen. Hiç ayrılmadık. Hiç ayrılmadık. Ben nerede anladım biliyor musun Hakan? Biz galiba ömür boyu süren arkadaş olacağızı şurada anladım. Enis daha konservatuara girmeden önce değil mi? Bir şeyi anlatacağım, oteli. Tabii ki. bunu bilmiyorlar değil mi? Bunu kimse bilmiyor, hiç anlatmadık bence. Tamam. Bir tane iş teklifi geldi bana. Böyle eskiden şey olurdu, konservatuarlarda oyunculuk bölümü okuyan öğrencilere. Eskiden şey sistemi vardı, hala var mı? Otellerde böyle her şey dahil, büyük otellerde çok ciddi animasyonlar olurdu. animasyon kulüpleri olurdu. Biri bana dedi ki Şebnem, konservatuardan 3 kişi arıyoruz.
Kuşadası'nda bir otele animatör arıyorlar. E işte dedim ki Kuşadası'na animatör gidiyor muyuz? Ay tabii ki gittik bile şu an. Şu an beni, gittik. Beni aradı, hiç hayatımda para kazanmamışım bir de. Dedi ki 3 ay Kuşadası yalnız yaşayacağız, müthiş bir hayat falan. Yeni arkadaşız bir de. Dedim ki müthiş bir fırsat, para da kazanacağız. Ben bastım çabanın peşinden yani, gittim. Çok küçüğüz ve hani 3 ay bir otelde kalacağız. Ailelerimizden ayrı para kazanacağız. Animasyon yap. Yap, kapıyı anlatsın. Anlatacağım. Tamam, onu anlatabilir miyim? Tamam. Hayır, anlatabilir miyim? Tabii ki. Aa. İşte gittik, görev paylaşımı yapıldı. Bize böyle küçük odalarımızı gösterler. Siz burada uyuyacaksınız, siz burada uyuyacaksınız. Daha ama müşteriler gelmemiş. Bir ay prova süreci var. Ya animasyon. Sanki Broadway'e oyun yapıyoruz. Bir ay prova. Neyse ama her şeyi yapıyoruz. İşte havuz kenarında kulüp dansı da yaptırıyoruz. Gece animasyon şovuna çıkıp komedi skeçleri oynuyoruz. Bu da yetmiyormuş gibi gündüzleri de Kids Club diye bir şey var. Otele gelen aileler rahatça yüzsünler, işte güneşlensinler, bize çocukları. Ve bunun saati de sabah 09.00. 9'da o Kids Club'da olmak zorundasın. ama tabii çok genciz, gece bazen dışarı çıkıyoruz, geziyoruz, dolanıyoruz filan. Böyle berbat bir şekilde gelip aynen 9'da Kids Club. Kids Club'da da görevlerimiz şu: ben Dalmaçyalı köpeğim, enişte palyaço. Benim böyle bayağı köpek kostümüm var, kafası, kulağı. Ya saçmalama. Kuyruğu, tabii canım, ama 20 yaşındayız yani. Ben de yağma yani. Gül gibi bir palyaçoyum, enişte. Enişte palyaço seçtiler. O zaten çok uzun boylu, iri yarı. Kocaman da bir peru var, kırmızı burun bilmem ne. Bir sürü de malzeme verdiler Enis'e, makyajını yap. Yani şimdi palyaço makyajı öyle kolay bir makyaj, hani bilmem kaç uzmanlık gereken. Bu yavrum işte oraya bir damla, buraya bir yıldız falan. O kadar korkunç oluyor ki. Yani yüzüne bakamıyoruz. Ama bir şey de diyemiyoruz. Sabah 9, biz de az uyumuşuz. E tamam, oldu oldu diyoruz. Bir sabah çıktık Kit Club'ın önünden, çocuk geliyor böyle ama 30 tane çocuk. Enis böyle yaptı. Çocuklar hoş geldiniz dedi. Öndeki 10 çocuk aynen diye ağlayarak annelerine kaçtılar. Enis'i görünce ben de söyleyeyim. Dalmaçyalıyım ya, hav 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 işte ağlamasınlar diye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bu seyahatte, şey bu tatilde anladım. Ben daha biz ayrılmayız dedim. Gibi çocukları o kadar korkutuyordum ki. Beni Kids Club'tan attılar. Görünme çocuklara, yağma gül dediler. Çıkarıldı o Kids Club içinden. Oradan. Ondan sonra 3 ay orada yaşadık. Gerçekten şey yani, birbirimize çok aşık olduk. Çok sevdik birbirimizi. Sonra da döndüğümüzde beni çalıştırdı. Okula soktu, öyle devam etti. Ya harika. İnanılmaz. Peki birbirinizden bu dostluktan nasıl bir ders çıkardınız? Ne zor soru. Evet, bunu da Enis cevaplasın. Aa ne güzel ya. Çünkü ben eğlenceli şeyleri anlatıyorum. Palyaçoyu soru bana kalsa. Dur, ne zor. Ne ders çıkarttık? Valla yani Allah herkese Şebnem gibi bir dost versin. Ben çok kullandım Şebnem'i. Allah ya, ben mesela hiç ödev yapmazdım. Ben alırdım. Şebnem garip bir şekilde çok saftı. Ya da bana kıyamazdım. Kıyamıyordum tabii götürürdüm. Ki. Yoksa cin gibi. Konservatuvarda. Evet tabii, 50 sayfa dönem ödevi vermişler. Benim aklım duruyor. Hep dururdu benim aklım. Tamam derdi. Alırdı. Öyle sayfalarca yazardı. Ben hiç okumazdım bile. Hocaya verirdim, 100 alırdım. Yani zaten Şebo'ya bir işi verdim miydi orada 100'le çıkardım. Okulda o çalışkan mıydı? Aa, bir de şey, okulun ona düşman olduğu bir dönem vardı. Bizim okul 4 yıllıktı. Şebnem Boz Okulu 3. yılda mezun edilme kararı aldı. Ya, tabii Şebnem'in 3 tel saçı varsa bizim okulda kızlar yolmuştu. Yani yemin ederim herkes, biz nasıl 4 yıl okuyoruz da o 3. yılda mezun ama oluyor şey, falan. Ama şey, o da hayır süper zeka olduğumdan değil. Ben 9 Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünde okumuştum. 4 yıl sonra bir de bu okula geldim. 2. okulumdu. Hocalar da kıyamadılar hani, bir sene yazık okutmayalım diye. Ama biz bir de yani onun yanında o kadar bilgiliydik ya, ben çok etinden sütünden faydalandım. Canım yani, benim. Hepsine helal olsun. Ders çıkartmadım. ders almaya devam ediyorum. Oha! Oha! Cümlenin finali. Çok güzel. Bunu şey başlığı verdin. Sen nasıl bir ders çıkardın? Ben de şöyle bir ders çıkardım. Enis bende bir şey oluşturdu. Yani bir pattern oluşturdu. Zaten çok 20'lerimin başındaydık. Yani çok gençtik. Ben ileride hayatıma nasıl insanlar girsin istiyorum noktasında Enis'ten çok esinlendim. Çünkü onun hani ne olursa olsun hiç bitmeyen bir neşesi vardır. Her girdiği yerde insanları eğlendirir, çok sıcaktır, çok tatlıdır, çok naziktir.
Çok şey öğrendim ben de ondan bu arada. Sadece öğrenen taraf o değil yani. Benim hayatımda tanıştığım en zeki insan Enis'tir. Bunu çok göstermez. Hep biraz daha safmış gibi davranır. Bu kodları sonradan çözdüm tabii. Ama hani bir odaya sok Enis'i, içeride 50 kişi olsun. Enis sadece 3 saniyede o odada kim kim, güç dengesi nasıl, bu odadaki zemin nedir hemen anlar. Yani gerçekten çok zekidir. Çok severim kendisini. Peki mesela ikinizi yıllardır tanıyoruz ve şey duygusu oluyor ya işte bunca zamandır röportajlar, videolar, hikayeler. Sanki artık hani izleyici için de şey olabilir. Sanki her şeyi biliyoruz gibi. Ya çok izleyicinin göz önünde de büyüdünüz siz. Biz bu arada birlikte ilk defa röportaj veriyoruz hayatımızda. Hiç vermedik. Bir kere Enis'in YouTube için birlikte bir şey çektik o kadar. Doğru. Bu bizim ilk röportajımız. Gerçekten. Evet. Ne güzel. Evet. Güzel. Tamamen yıllardır biz iki kişi gördüğün için aslında böyle hissediyorsun. Bunlar evet. Bir sürü yere birlikte konuştular. Evet, aslında hiç, evet. Hiç konuşmadık. Ya mesela evet her şeyi bildiğinizi zannediyoruz ama aslında evet. Hiçbir şey bilmiyorsun. Mesela demin aklıma şu geldi. O kadar küçüktüm ki ve birine aşık olmuştum. Fotoğrafını çok üzülüyorum diye Şebnem elinden almıştı. Fotoğrafı vardı. Bakıp üzülüm ağlamasın diye. Kendi raflarına saklamıştı. Sonra ben Şebnem'e gidiyordum. Ayin gibi o çekmece açılıyordu. O fotoğraf çıkıp konuluyordu. Tabii. Üzerine sütlü kahvemizi içip. Annem bize çay yapıyordu, kahve yapıyordu aynen. Gözyaşı döküp fotoğrafa bakıyordu. Diyordum, tamam, sen bakıp bakıp ağlıyordun. Ben bakıp bakıp ağlıyordum. Şebnem de sırtımı sıvaldı. Hiç üzülme. Hayatta her şey değişir falan diyor. Sonra tekrar fotoğraflar benim odamdaki çekmeceye kapatılıyordu, Enis gidiyordu. Kasaya konuyor. Kasaya konuyordu. Kasaya konuyor. Öyle erzağımızı onun çekmecesinde saklar. Gerçekten öyle. Peki mesela birbiriniz hakkında ne söyleseniz şaşırırız? Çünkü yani bizim hani dışarıdan gördüğümüz Enis dünya tatlısı, neşeli, hiperaktif şey bir adam. Sen aynı şekilde çok tatlış, ondan sonra muhteşem, yetenekli bir kadınsın. İkiniz hakkında da çok hani böyle bildiğimiz basic şeyler var. Hani bir şey söyleseniz de... Aslında bizim bilmediğimiz ya. Enis de aslında şöyle bir adam. Bilmiyorsunuz ben ama yıllar. Ben söyleyebilirim Şebnem çok deliydi. Gerçekten mi? Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Aman Allah'ım. Ya burada evet. Ama hanım hanımcık böyle. Şimdi o sonradan geldi ona bir şey oldu. Sonra hanımlık geldi değil mi bana? Evet. Böyle çok çok başına buyruk bir kızdı aslında. Çok çılgındı gerçekten. Yani mesela şey kusura bakma söyleyeceğim onu. Söyle. Güler teyze annesi beni arayıp kızım yok nerede dediğini bile. Ben böyle yapardım Şebnem neredesin? Anam gel sana ulaşmaya çalışıyorum neredesin? Tamam ya falan derdi mesela böyle biraz metalci bir kızımızdı. Evet. Ha öyle metal falan dinle yani. Yok metal. Tabii ben şöyle Kadıköy'de doğdum büyüdüm. Kadıköy'ün hemen her semtinde oturdum. Ve tabii o dönem işte lise dönemimde Akmar Pasajı ve oradan dağılan böyle bir müzik dalgası hepimizi vurduğu gibi beni de çarpmıştı. Oralarda takılıyordum. Ben de Enis hakkında bir şey söylemek istiyorum. Böyle kendisi gerçekten her an her şeyi söyleyip yapabilecek gibi duruyor. Ama benim tam tersim o. Nasıl ben hani deli ve başına buyruk bir tipsem o da son derece delilik yapmaktan veya çıkıntılık yapmaktan korkan, her şeyi aşırı doğru, düzenli, kuralına göre yapmaya çalışan. Tam da aslında tersi duruyorsunuz. Tam tersidir. Bu arada ikimiz de galiba... Her şeyden ödüm kopar. Her şeyden. Ya yani onu hep cesaretlendirmeniz gerekir mesela. Ama tam tersi görünüyor. Evet, bak değişik. En büyük gıybet konunuz nedir? Şebnem gıybet yapmaz. Ben çok evet. Ben yaparım. Ben bayılırım. Ben adamı gömer gömer çıkarırım. Ama Şebnem yapmaz. Şebnem'e bir yalanlığı hiç yok. Yalanlıktan değil. Neden biliyor musun? Ben hiç merak etmiyorum insanları. Yani önemsemiyorum. Şöyle ünlü dedikodusu yapmıyor musunuz? Şöyle çevrenizdeki. Onları yaparız tabii de. Öyle ben o kadar ballandırma. Canım sıkılıyor. Onu yapmış da. Tamam herkes her şeyi yapıyor zaten. Yani. Yeni bir haber yok. Çıkmıyor bu dedikodulardan yeni bir haber yani. Hani hep bildiğimiz şeyler olmuyor. Kimsenin hayatına da karışmaz. Hiç ilgilenmez. İlgilenmem evet. Ben her şeyle çok ilgileniyorum. Peki bu arkadaşlığın en zor yanı neydi sizin için? En zor yanı? Valla en zor yanı bir kere evde çok büyük kavga ettik. Çok büyük ama 20 yıl oldu sanırım. Evet. Evi terk etti Şebnem. Git dedim. Git dedim ne yapıyorsan yap dedim. Sonra döndüğünde o zaman Popstar Bayhan vardı. Çok meşhurdu. Enis çok seviyordu Popstar Bayhan'ı. Bana CD'sini almıştı. Ne alaka? Kapıda elinde Bayhan CD'siyle gelirdi. Barışabilir miyiz dedi. Dedim ki Bayhan karşılığında barışabiliriz dedim. Sarıldık bir daha da kaldı. Bayhan CD'si nedir?
midir inanılmaz. Ya inanılmaz. Bembeyaz bir CD kapağı vardı. DNR'dan almıştım falan. Şey krem beyaz mi? Gelin gibiydi bayağı. Beyaz gelin evet. Beyaz gelincik. Bayhan CD'si. İlk kavgamızda Bayhan'la sonuçlandı. Öyle. Peki ikiniz de No Name'ken tanışıyorsunuz. İşte animatörlükler neler neler yaşanıyor. Sonra Türkiye'nin en çok tanıdığı iki isim arasında siz de varsınız artık. Hani o böyle bütün o basamaklar birlikte çıkılıyor, şöhret olunuyor, üne kavuşuluyor, başroller alınıyor, tiyatrolar, müzik. Ya o süreç nasıldı? Yani ünlü olduktan sonra neler değişti arkadaşlıkla, dostlukla bir şeyler değişti mi? Doğruyu söylüyorum. Neler değişti? Mesela şu değişti. İlk Şebnemciğim para kazandığında o zaman benim çok kötü bir dönemimdi mesela. Beni dedi ki ben de New York'a bilet aldım. Sana da alayım mı? Seni de götürmek istiyorum. Dedim ki Şebucuğum benim hiç param yok ben gelemem. Hayır dedi ben dedim müzikal izleyeceğim. Seni de götüreceğim. Birlikte ben halledeceğim dedi. Beni aldı yani hiç unutmam New York'a götürdü ve orada ilk müzikalimi izledim. Benim en büyük hayalim de oralarda bir şey izlemek. Onu ilk bana Şebnem yaptırdı. Meşhur olduktan sonra şimdi birlikte çok şükür birlikte bilet alıp yurt dışına gidebiliyoruz ve hani en büyük hayalimiz oydu aslında. Çocukken onları hayal ediyorduk. Yurt dışında oyunlar izleyelim, bir şeyler görelim dedim. Ve buna bu yaşta varabildik. O yüzden çok şükrediyorum. Bir de mesela sizde hep bir eğlenceli hayat. Çok neşelisiniz ya dışarıdan. Hı-hı. Hiç birlikte yaşadığınız dramlar olmadı mı? Aa, olmaz olur mu? En ağır dramınız neydi birlikte yaşadınız? Dramın kralını yaşadık biz. Söylüyorum. Tabii. Yani çok biz bayağı çok zor zamanlar geçirdik yani hem enisinin ailesinde hem benim ailemde arkadaşlarımızda dramımız da komedimiz kadar güçlüdür yani. Ama hiç aklımdan çıkmayan şey tabii ki enisinin babasını kaybettiğimiz gündür. Çünkü önemlidir bizim Allah için. O gün ve ertesi gün çok tuhaf zamanlardı yani. Ben haberi aldım, Enis'lere gittim. 10 gün onlarda kaldım. O takip eden 10 gün. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Biz bunu söylemiştik ama rahmetli babam hava çok soğuk diye Hakan. Dediler ki morga göndermeyelim, camları açın. Çok kar yağıyordu 6 çok Ocak, kış. Hiç unutmam. Dediler ki sabaha da hani işte defnederiz falan. Evde kaldı. Evde kaldı. Ve biz Şebo'yla odamda otururken ay dedim Şebo ya bir daha babamı sevmeye gidelim mi? Odaya dedim. Hadi dedi. İkimiz de 20 yaşındayız. Gittik. Babacığım da çok yakışıklı bir adamdı. Sevdik babamı. Aynen duruyordum mis gibi. Öptük. Odadan çıktık. Öbürsü gün babamı götürdüler. Hakan bize bir korku geldi. Çocuğumuz. Babamdan korkmaya başladık. Ben tuvalete giremiyorum. Duşa giremiyorum. El yıkamaya beraber gidiyor. Çay koymaya beraber gidiyor. Ben ne mutfağa yürüyebiliyoruz ne mutfakta. Bunu da kimseye söyleyemiyoruz. Biz 15 gün hiç ayrılamadık bu korkuyu atlatana kadar. Babam nerede? Babam mı gördü? Şebnem içeriden koşmaya başlıyor. Hayır diyor bir şey mi oldu diyor. Yolculuğa. Ya delirdik. Aklımızı yitirdik. Yani o, bizim için böyle o kadar çocukluk, o kadar dramatik ama yani o kadar garip şeyler yaşadık ki birlikte ve işte şimdi bunlarla eğlenebiliyoruz. İşte bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz aslında ama çok güzel şeyler yaşadık. Çok peki özel şimdi şeyler. Birlikte sahnedesiniz evet. Balina'da. Oyunun yönetmeni İbrahim Çiçek bir röportajında şey demiş. Bu kaybetmek üzerine bir oyun demiş. Hani öncelikle kaybetmekse ne ifade ediyor? Hayatta neler kaybettiniz? Yani insan olmanın seçemediğimiz bir parçası bu. Hayat zaten kaybetmek üzerine. Yani başta sevdiklerimizden bahsediyorum tabii ki. Ya hiçbir şeyin kalıcı olmaması bu şeyi veriyor, bu pratiği veriyor zaten. Şeyi de öğreniyorsun yaşın büyüdükçe. Güzel her şeyin bir gün ellerinden kayıp gidebileceğini anlıyorsun. Biz de anladık yaşayan bütün insanlar gibi. Evet oyun kaybetmekle ilgili bu noktada da Enis'in de benim de içimiz fazlasıyla doluydu zaten. Sevdiğimiz çok şeyi kaybettik, çok insanı kaybettik bugüne kadar. O yüzden bu oyunun provalarında, oyunu çalışırken de aslında hep kendi içimizdeki o kum gibi akıp gidenlerden yola çıktık çalışırken de. Aslında genel olarak hayatının son haftasını, son birkaç gününü yaşayan birinin evine odaklanıyoruz Balina'da. Enis'in oynadığı
edebiyat profesörü Charlie. Ben de onun en yakın arkadaşı ve aynı zamanda bakıcısı Liz'i oynuyorum. Ve bir baba kız hikayesi var oyunun yine odağında. Herkes aslında o çok sevdiği birini kaybedeceğini biliyor. Ve o hafta ama bu kadar da yalın değil aslında. Çok katmanlı bir oyun. Bence seyircimizin oyunumuzu sebebi de bu. Amerika'nın bir yerinde geçiyor olabilir hikaye. Ama son derece evrensel, evet, son derece bildiğimiz, hepimizin içini bir yerden cızlatan, bence bütün tuşlarımıza basan bir metin. Bence çok güçlü bir metin. Biz de çok gerçekten severek oynuyoruz. Sizin için zor muydu oynamak? Çünkü şöyle çok ben zordu. Sosyal medyada kimi görsem herkes gözyaşı paylaşıyor. Oyunun sonunda işte mendillerini çekiyorlar sahneye doğru falan. Böyle bir paylaşımdan herkes bir gözyaşıyla oyundan çıkıyor. Bu kadar ağır bir şey ve mesela işte Enis'in sahnelerini, senin son şeylerini görüyorum, hani selamlayışını. Orada da sizler de ağlıyorsunuz falan. Yani nasıl bir duygu yolculuğu yaşadınız bu ya oyunda? Biraz hiçbirimizin babası yok bu arada oyunda. Oyuncular. Herkes babasını kaybetmiş. O bizi bir kere mahvetti çalışırken. Bir gün böyle senin de mi baban yok, senin de mi baban yok? Hiçbirimizin babası yok ve Helin kızıma oynuyor. Helin birkaç ay evvel babasını kaybetti. O zaten bizi prova sürecinde mahvetti. Yani Helin her oynadığında hepimiz sadece sümük ağlıyorduk ve toparlayamıyorduk. Yani provayı kesip hadi eve dağılın. Tamam, psikolojimiz çok kötü. Evet. Biraz normal hayata dönelim, ondan sonra tekrar provaya dönelim falan. Böyle bir hale geldik. Çok yıprandık gerçekten ama o şey, bir yandan Şebnem Bakıcım, ben son günlerini oynayan Charlie'yim. Yani ölüme çok yakınım ve bakıcım Şebnem, kızım Helin. Yani her şey o kadar dramatikti ki benim için. Onun altından kalkmak çok zordu ama bence güzel de kalktık diye düşünüyorum. Bir de Hakan, hani mesela bu oyunda şey diyemiyoruz. Yani hiçbirimiz. Kastın tamamı. Tamam bu gece hani bu gece de böyle bir oyun olsun. Hayır. Her oyun, her gece gerçekten hissetmeden, gerçekten oynamadan bu oyundan çıkamazsın. Bence oyunun başarısının sebeplerinden biri de bu. Biz gerçekten her oyunu oynayabileceğimiz en iyi şekilde oynamaya gayret gösteriyoruz. Peki bu bir aile hikayesi de aynı zamanda. Dedik ya, bir baba kız hikayesi, bir aile. Aile olmak size ne ifade ediyor, aile kavramı? Benim için çok değerli. Ben iyi bir ailede büyüdüm. Yani öyle inanıyorum. Psikoloğum öyle olmadığını düşünüyorum. Yani ben çok sevgi dolu bir anne babanın çocuğuyum. O yüzden ben babam gittiğinde mesela çok kırıldım. Çok yalnız hissettim. Çok büyük bir gücün yok olduğunu hissettim. O beni çok ürküttü. Wow, baba ne kadar büyük bir kavrammış. Ne kadar büyük bir güçmüş. Ben şimdi ne yapacağım demiştim. Yani o çok zor gelmişti bana ama tabii ki bir türlü alışıyorsun. Sonra ablama, anneme sarıldım. Yine şahane bir üçlü olduk, yolumuza devam ettik ama aile çok önemli yani. İşte bu da bir aile ya yani. Evet. O Şebnem'e dayanmak, yaslanmak, uf, en büyük güven yani. Ne yapardım bilmiyorum ben. Ay canım benim. Ben de bu arada çok mutlu bir ailenin çocuğuyum. Yani en büyük şansımdır, hep onu söylüyorum. Beni her zaman çok destekleyen bir ailem oldu. Yani küçük yaşlarımdan beri. Meslek seçimim, deliliğim falan hepsini tolere eden, yani gerçekten sevgiyle yaklaşan bir ailem oldu. Küçük bir ailem var. Kardeşim yok benim. Tek çocuğum, annem, babam, ben. Ben de babamın kaybından sonra, biz şimdi annemle kaldık. Bir ikili olduk. Ben de çok zorlandım. Baba kaybı beni de çok sarstı. Çok büyük bir taş yerinden oynadı. Benim için de öyle. Ama Enis'te de o var. Ben de öyle biriyim. Biz biraz böyle arkadaşlarını aile yapan insanlarız. O yüzden hani kardeş gibi kardeş gibi derler bize ama gerçekten öyledir. Yani ayırmaz beni ailesinden. Ben de onu ayırmam. Yani hem gerçekten içinde yetiştiğimiz çekirdek aile, hem de bir kendi seçtiğimiz var. Evet, iki ailemiz var ikimizin de. O konuda da şanslıyız bence de. Peki bir de hikayenin yine temalarından gidersek, oyunun geç kalınmışlıklar var. Hayatta birçok şey. Charlie'nin
geç kaldığı seçimlerinden dolayı geç kaldığı şeyler yaşanıyor. Sizin geç kalmış kalınmışlıklarınız oldu mu hayatta? Veya hani en büyük geç kalınmışlığınız, yani ben şuna hayatta geç kaldım, keşke geç kalmasaydım diye yüzleşmeleriniz. Benim yok sanırım. Çünkü şey, ben babamdan sonra çok dikkat ediyorum. bu hikayede de yıllarca Charlie 20 yaşına kadar kızını görmüyor. Ve ölüme yakınlaşmışken son günlerimde kızımla geçireyim diyor. Ben bunları yaşamamak için çok özen gösteriyorum. Mesela yeğenimle zaman geçirmek üzerinden gidersek, mesela ona her daim, her hafta çok fazlasıyla zaman ayırıyorum ki hiçbir zaman yalnızlık hissetmesin. Dayım nerede demesin. Hiçbir şeyden eksik kalmasın. Yani hep aklım, yaptığım her şeyde, her yediğim yemekte mesela bunu yeğenime de yedirmeliyim diyorum. Yani her gittiğim sinemada, her gittiğim filmde, yani her şeyi onunla yapmalıyım diye düşünüyorum ki bir şeyler eksik kalmasın diye. Kendi çocuğum olmadığı için olabilir. O yüzden böyle çok dikkat ediyorum. Annemle, ablamla hep zaman geçirip hiçbir şeyden eksik kalmalarını istemiyorum kimsenin. Senin var bir şey mi? Geç kalınmışlıkların. Benim de çok yok bu arada. İki açıdan yok. Birincisi, ben de Enis gibi dikkat ediyorum. İkincisi de hayatta geç kalabiliriz yani. Her şeyi kusursuz yapamayız gerçekten. Bazen olur. Birine tamam arayacağım ben seni 15 dakika sonra diye düşünürsün. No'ya basarsa bir daha olmaz o insana. Olabilir yani, hayat böyle bir şey. Ama onun dışında da dikkat ettiğim bir şey. Peki aşk her şeyi temize çeker mi? Yani burada hani Charlie aslında aşkı için bir şeylerden vazgeçiyor ve şey yapıyor, daha sonra özür diliyor. Sizce aşk her şeyi temize çekebilir mi? Çekemez. Çekemez tabii. Asla kabul etmem. Yani bizim hikaye özelinde asla çekemez. Yani çocuğunu görmemenin bir affı yok, benim için olamaz. Bence de yok, olmamalı. Yok, peki şimdi fiziksel bir değişim geçiriyor Enis oyunda. 270 kiloluk bir bedene bürünüyorsun. Abi nasıl oldun? Yani yani nasıl yapıldı bu sistem olarak? Yani mesela oraya oturduğunda, orada otururken mi sen bu yapılıyor, içeride yapılıyor sonra sahneye? Hani nasıl, o süreci bir anlatsana ya. Nasıl yapıldı? İlk başta bütün kalıplarım alındı. Vücudumun kalıpları alındı, boyun kalıplarım alındı. Saatlerce böyle kıpırdamadan durdum. Aslında yapıldığı gün giyindiğimde cinnet geçiriyordum. Çünkü bana çok rahat olacağını ve hiç zorlanmayacağımı söylediler. Ben asla nefes alamıyordum. Bağırarak ağlamaya başladım. Ben bunun içinde, çünkü ben bir tiyatronun asla bırakma taraftarı değilim. Türkiye'de neden oyunlar bir yıl, iki yıl oynuyor hiç anlamıyorum. Oyunculara da çok kızıyorum bıraktıkları için. Ne münasebet, gişesi olan bir şey. Ömür boyu devam etmeli. Yani hiç anlayamıyorum. Ve ben düşünüyorum, Charlie ben gittiği yere kadar, yani belki de 5 yıl oynayacağım. O, ben bu kostümle nasıl oynayacağım diye cinnet geçirerek ağladım. Ama garip bir şekilde sahneye çıktığımda bunların hepsi gitti. Yani oynama telaşına girdikten sonra o sıcaklık bilmem ne hiç hissetmedim. Hiç farkına varmadım. Tabii ki çok 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 zorlandım ama yani sahnede hiç hissetmiyorum onu. Hiç farkında ki ben güzellik diye ölen biriyim yani. Benim bütün arkadaşlarım bunu bilir. Ben beauty için yaşarım yani. Evet yani ben çirkin hiçbir şey tahammül edemem. Her şeyin en güzelliğisi, en karizmatiğinliği. Bazen fotoğraf çekecekler mesela, Enis Bey doğal olsun diyorlar. Biz işte arkadaşlarız. Ay doğal, böyle yapıyor. Doğal ne ya? Ne doğallığı? Hiç sevmem doğallık. En photoshoplu, en kötüsü. En fazlasını isterim. Mesela ya saçımı çıkarttım. Yani. Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi orada bir kel karakter. Şimdi ben gördüğümde dedim ki acaba protezimi çıkarttı yoksa oraya bir şey mi yapıştırdı? Evet, yani bir şey yapıştırmış olduğumu düşünmeniz beni mutlu eder. Mutlu eder. Ama hiçbir şey yapıştırmadım. Saçımı çıkarttım ve bütün burayı kazıdık. İlk başta provada çok utandım mesela. Yani wow, herkes böyle çok iyi. Ya sen sonuçta o halini şey yapıyorsun, hani kamufle ediyorsun. Evet, protezle. Evet. Ama burada o halinde çıplak kalıyorsun sahnede. Evet, çıplak kalıyorum ama ben sahnede her şeyi yapabilen, normal hayatta yapamayan bir insanım. Normalde çok daha utangacım, kapalı bir tipim. Sahnede çok rahatım. Öyle şeyleri çok umursamıyorum. İlk başta bir şemnemler, işte bütün ekip, yönetmen falan, bir gerildim, bir utandım. Çok şaşırdılar çünkü çok beni öyle görünce. Enis'i ilk öyle gördüğümüzde, yani o 270 kiloluk o protezleri giyip takıp saçını, oyun saçı yaptığı ve oyun makyajı, sadece o da değil, yaralar var yüzünde, vücudunda. Bütün make-up'ı bitip, saçı bitip,
protezlerini takıp ilk gördüğümüzde şok geçirdik. Yani asla Enis değil çünkü. Ve çok mutlu olduk tabii ki. Ama çok zorlandı ilk başlarda. Yani yürüyemem bile. Dedi bir de Enis'in şöyle bir durumu var. Şimdi seyircilerimiz ve oyunu izleyecek olanlar görecekler. Salon, mesela oyun 8.30'da başlıyor diyelim. Saat 8'de salonun kapıları açılır ya, seyirciler yavaş yavaş koltuklarına oturmaya başlarlar. Enis her oyun 8'de 5 kala sahneye oturuyor. Salonun kapıları açıldığında, yani seyirciler içeri girerken Enis zaten sahnede. Ben 35 dakikada zaten pişik 35 oluyorum. 35 dakika boyunca orada hayatını yaşıyor, işte suyunu içiyor, dersini veriyor. Gelen yani, seyirci beni sahnede görünce Enis'cim yapıyor falan. İnanılmaz. Ben hala önüme bakmaya devam ediyorum. Orada da şeyi düşündük. İnsanlar beni böyle görünce gülebilirler. Öncesinde sahnede olmalıyım ve seyirciye alıştırmalıyız bu duruma diye düşündük aslında. Yadırgamasınlar istedim. İşi bir komediye değil de o drama aynı, önemli. Aynen. O yüzden kapı açıldığında beni direkt görsünler, artık bu halime alışsınlar dedik. Bence doğru da oldu. Peki ama mesela şimdi senin böyle işte birçok röportajlarında kendine en çok dalga geçtiğin şey kilo mevzusu. Şimdi burada 270 kilo bir adamsın. Ondan sonra saçlar mevzusu. Burada saçları çıkartıyorsun. Saçlar yok kafa. Hani insanın bu şekilde bir şeyle yüzleşmesi, hem kiloyla hem saç kaybıyla şeyle yüzleşmesi, aslında en hani esprisini yaptın. Belki de hayatta rahatsızlık duyduğun şeylerle yüz yüze gelmek nasıl bir şeydi? Beni çok rahatlatıyor. Öyle çırılçıplak kalmak müthiş bir şey. Yani normal hayatta o kadar tedirgin, rahatsız bir tipim ki. Her şeye o kadar özen gösteriyorum ki öyle. Çünkü sen denize bile biliyorum. Gizli kapakla giriyorsun asla, falan. Asla denize bile girmem. Hiçbir yerde göbeğimi açmam. Yani bu kadar takıntılıyken bunları umursamama hali beni çok rahatlatıyor sahnede. Zaten normal hayatta söyleyemediğin şeyleri sahnede söylemek çok daha kolay geliyor bana. O yüzden bana çok iyi geliyor. Peki şimdi ikinizin de, yani Şebnem'in daha önce dram işleri tabii oldu ama daha çok böyle bir komedi ağırlıklı oyuncu olarak biliyoruz. Seni bir Muzo karakteri Cam'daki kızdaki aslında ilk dram diyebiliriz denemesi, değil mi? Yani dram çalışması aslında var oldu. Var benim çok da ya. Var ama hep aklımızda sen de komik adamsın ya. Evet, bu sefer burada hardcore bir dramın içindesiniz. Ondan sonra hangisi daha keyifli? Güldürmek mi, ağlatmak mı? Aa, sen hangisini seçersin? Hadi ben bakalım. İkisini de çok severim. Ama bir tanesini ben ayırırım. Ayrıca mesela bu arada bizim oyunda, yani Balina'da biz oyun başladıktan böyle bir saat, bir buçuk saat biz güldürüyoruz. Bizim oyunda gülüyorlar bu arada seyirci. Onu da söylemiş olalım. Final bloğumuz çok dramatik bir blok. Ve hiç beklemedikleri bir şeyin içine savuruyoruz seyirciyi. Ama birini seçmek yani gerekirse çılgın gibi bir kahkaha, çılgın bir reaksiyon beni daha mutlu ediyor açıkçası. Ben onu seçerim. Aa, ben dramatik. Dramı mı seçersin? Deliriyorum. Peki bir de şunu soracağım. Hep şöyle bir algı vardır ya. Dram çok zor, komedi çok kolay. Ne var ki? Ne? Güldürüyor. Hani, çünkü hani dram en iyi, çok, en iyi dram kolay oyuncu falan. Hani işte en iyi erkek oyuncu dramdır falan. Hiç öyle hani, düşünmüyorum. Ha, sizce dram güldürmek mi daha zor? Yani hangi tarafta? Aa, güldürmek zor tabii ki. Dramda ne zor var? Dram, yani şu dramda ne var derken. Başlıklar dramda ne dramda var? Ne? Hayır şöyle. Arkadaşlar dram çerezdir ya. İki farklı boyutla bunu açıklamak istiyorum. Birincisi bir coğrafi bir şey söyleyeceğim şimdi. Gerçekten bulunduğumuz Katar. Evet yani toplumumuz zaten üst üste de kötü haber, kötü şey yaşanılan bir yer olduğu için burası. Seyircimiz zaten bu konuda, yani ağlama, bir şeye üzülme konusunda çok hazır. İkincisi de performans olarak, yani dramatik bir performans ve bir komedi performansı arasında çok ciddi şey var, fark var. Güldürmek zordur tabii ki. Senin için ne? Kesinlikle güldürmek zor. Yani ben çoğu oyuncunun komedide zorlandığını düşünüyorum zaten. Yani bence herkes dramatik işlerde kolayca yer alabiliyor ama komedi işlerinde barınamazlar, mümkün değil. Bir de dramatik bir şey eğer iyi yazıldıysa, yani metin desteği varsa arkanda, çok daha kolaylaşıyor işin. Ama çok iyi bir komedi metninde sadece söylersen komik olmaz. Kesinlikle onu perform etmen lazım. Satman lazım şakayı, timing bilmen lazım. Değil mi? Ya bir de komedi çok o kadar ilginç bir şey ki gerçekten. Onu artık 20 yıldır ben her yıl bir oyun yaptığım için mi artık onun bir timingi var gerçekten.
o onu kaçırdığın anda seyirci elinden gidiyor. Gidiyor. Mümkün değil. Ve şunu da çok görüyorum. Mesela bir şakan var, çok tutuyor. Her oyun çok tutuyor. 10 oyun sonra tutmuyor. Çünkü orada bir şeyi yanlış yapıyorsun. Şımarıyorsun ve fazlasını yapıyorsun. O şakayı itiyorsun, bir şey oluyor evet. Ve seyirci elinden puf diye gidiyor. Hemen ve sonra gider. Tekrar eski yolunu ay. Bulmaya çalışıyorsun. Yani komedi çok çok zor bir iş bence. Peki biraz eğlenceli kısma şimdi geçersek. Evet. Ne evet. kadar sosyal medya insanısınız? Ben kullanmıyorum. Ne? Benim hayatımda çok önemli. Yani ben çok geziniyorum. TikToker. Büyük TikTok izleyicisiyim. Yemin ederim. Hiç içerik üretmedim şimdiye kadar TikTok'a ama yaklaşık 2 senedir her gün mutlaka 1,5 saat TikTok izliyorum. Hangi akım var ne bana bir soracaksın buçuk. Aa, tabii. Tabii. Şemnem'in bilmediği TikTok'u hiçbir şey yok. Yoktur. Mesela şunu biliyor musun? Ben 5 yıldır onu izliyorum. Annesi bilmem ne, babası bilmem ne falan diyor. Mesela işte bunlar Instagram'da Reels'larda ay bilmem ne gördük. Bak oğlum diyorum bu TikToker çok önemli işte Danimarkalı siz tanımıyor musunuz bilmem ne. Yerli yabancı TikTok'a çok hakimim. Fake hesaplarınız var mı? Tabii ki. Kaç tane? Ya, bilmiyorum. Hadi bir. Ya. Bir tane. Bilmiyorum. Ha. Ya Instagram fake hesabı benimde var bir tane. TikTok konuştum sanırım. Sizin TikTok'ta yok. Ahlaksız teklif alıyor musunuz? O keşke ya, bana hiç gelmiyor. Gel öpüşek falan dese biri ki. Şey bu. Bana da gelmiyor. Peki hiç yaşımız da genç artık. Herhalde. Bize de gel. Sosyal medyadan birisiyle hani tanışıp date'e çıktınız mı? Hadi bakalım şuradan. Ben eşimle Kanat'la Instagram'da ilk defa konuştum. Ve sonra evlendik. 7 yıldır da birlikteyiz. Hadi geç bu cevabı. Bu cevabı geç. Geçebilir misin? Ben çok buluştum, evlenemedim. Güzel. Buluşmaya devam et. Ve full time yok, devam. Yok artık buluşamıyorum. Yok ya artık tanıyorum, korkuyorum. Gırtlağımı keserler diye. Aa, eskiden buluştum tabii. Hayattaki en büyük meydan okumanız neydi? Ya benim oyuncu olmaktı ya. Bence çok yeterli bir başkaldırı. Yani Türkiye'de özellikle. Bir kadın olarak oyuncu olmak, bunu sürdürmek, kendi kurallarını koymak. Mesela ben Enis dedi ya Şemnem dilidir ve başına çok buyruktu. Mesela kariyerim konusunda da öyle. Kendi seçimlerimi yaparım. Gözüm karadır. Gerçeklerin içinde olmak istediğim işte olurum. Çalışmak istemiyorum demem çalışmam. Bunlara sahip olmak da kolay olmadı. Çok çalıştım. O yüzden benim için en büyük başkaldırım bu oldu. Yani sektörün içinde bir kadın olarak kendi köşesinde kendi kurallarıyla yaşayan biri olmak. Ben bunu söylerim. Planladığım bir şey var meydan okumakla ilgili ama daha zamanı var. Evet ama planladığım bir şey var. Güzel. Peki, şimdi böyle kısa kısa sorular var. Bir asansörde bir saat kapalı kalıyorsunuz. Kaldık. Öldürüyordum Şemnem'i. Ha biz birlikte kaldık. Ay bunun bütün anksiyeteleri tuttu. O melek ne şeytana döndü. Havasız kaldım hayatım. O insanı zorlayan... Ay, sanki gırtlağını sıkıyorum asansörde. Bir sağa bayıldı, bir sola bayıldı. Mahvolduk, evet. Peki yanınızda kim kalsın o bir saat boyunca? Enis'in beni söylemeyeceğini zaten bildiğim için ben de Kanat diyeceğim. İnşallah Kanat'la kalırım. Kalmayalım tabii de. Ha. Ben kimle kalmak isterdim? Ya şöyle hoş bir... Bilemedim ya. Kimle kalmak isterdim? Yeğenimle isterdim. Ay Hiram müthiş. O korkuyu birlikte yaşayalım, eğlenirdik. Güzel. Peki ilk aşık olduğunuz ünlü kimdi? Aa ben hemen söylerim. Şebnem Dönmez. Aa. Demin de... Evet, lafı geçti. Evet. Şebnem Dönmez'dir. Benim hayatımda bakın, benim kimseye hayranlığım falan yoktur. Yani olmadı, gelişmedi öyle bir şey. Ama sadece lise sonda onun bir fotoğrafını klasörüme yapıştırdığımı hatırlıyorum. Evet. Ha, güzel bir seni. Benim en aşık olduğum ünlü Kanat'tı. Ona çok anlatmıştım sana zaten. Evet. Vallahi oydu. Zaten o senin çocukluk aslında. Kocam. Ne güzel. Herkese de böyle bir şey diliyorum. Bunu da kameraya bakarak söyledim. Kocam. Peki bir ilişkiden karşınızdaki partnerinizle ilk neye dikkat edersiniz?
Ağacı kokmaşın. Yani ne demek? Ya gözlerine mi? Uy, zekasına ya. Kimse de olmayan o şey var ya. O zekaya çok ihtiyaç var. Tabii hemen. Ah, yani konuşabiliyor mu? Kendini anlatabiliyor mu? Şaka yapabiliyor mu? Ben mesela anladım. Şaka yapamayan insan yani. Of, no. Allah cezanı vermesin. Peki ya. Sizce siz seksi misiniz, sevinir misiniz? Keşke o seksi olsa. O kadar seksi olmak isterdim ki. Bir de beni artık çok sıkıyorlar ya, hep böyle hep içine sokuyor, artık sinir geliyor. Hayat boyu bundan çok çektin mi? Evet, hep çok sempatik bulundum ama o zaman bu kadar fark etmiyordum yani. Büyüdükten sonra artık kırkına gelince de yani bu kadar etim butumu sıkmasınlar, anladın mı? Geçen bir bardayım, kız geliyor, buramı sıkıyor, çıkıyor. Dedim ki hanımefendi, elinizi ısıracağım şimdi yani, bırakın beni yani. Artık bir seksi olmak istiyorum. Ama hiç nasip olmadı. Sen. Biz bence ikimiz de sevimliyiz. yani seksi hissettiğin zamanlarda olmuştur hayatında, değil mi Enes? Ne? Olmuştur. Haberim yok. Olmuştur inşallah. Olmuştur. Benim de oluyor. Yani bazen öyle hissediyorsun, bazen öyle. Ama genel olarak yani kategoriye sokulacaksak eğer... seksi ve sempatik diye... başlık atabilirsin. Hem seksi hem sempatik. Evet. Yani çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için çok sağ olun. Ondan sonra sizi böyle bir arada görmek muhteşem zaten. Ay çok teşekkür ederim. Hakan, seninle de olmak her zaman ya, mükemmel. Canısı, vallahi ikiniz de çok seviyorum. Gerçekten kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese de iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Bay bay.